A milli futbol takımı güçlü Hollanda karşısında 4-2'lik bir galibiyet yakaladı. Türkiye'nin A milli futbol takımının geleceğini nasıl görüyorsunuz bu anlamda? Evet, müthiş bir geceydi. 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerini hatırlattı. Orada da Fransa'yı sürklase ederek gruplara başlamış ve o hızla bitirmiştik. Şimdi de Hollanda'yı sürklase ettik. Yine iç saha galibiyeti, yine gollü bir gece. Burak Yılmaz coştu 3 gol, Hakan Çalhanoğlu coştu müthiş bir gol. 4 gollü bir galibiyet. Her ne kadar Hollandalılar, Türkler şanslı falan dese de hani o zaman siz de şanslı olsaydınız dersiniz. Çok temiz bir galibiyet. Bakıldığı zaman burada Şenol Güneş'in tercihleri çok önemli rol oynadı. İlk 11'de 9 kişi Avrupalı. Kaleci Uğurcan Trabzonspor ama o da Avrupalı sayılır. Muhtemelen önümüzdeki birkaç ay içinde İngiltere takımlarından birine imza atacak. Sağ bek Zeki Lille'den. Stoper Çağlar Leicester. 2 sene öncesinin İngiltere şampiyonu. Diğer stoper Ozan Kabak Liverpool'un vazgeçilmez adamı. Sol bek Umut Fransa'da oynuyor. Gel orta sahaya 10 numara Hakan Çalhanoğlu Milan'ın 10 numarası. Zlatan İbrahimovic'in olduğu yerde Hakan 10 numara oynuyor. Gel onun yanına Burak Yılmaz, Lille'in önemli bir golcüsü ki 3 gol attı. Gel onun sağına Yusuf. Yani böyle saymaya başladığınız zaman ilk 11'deki 9 futbolcu, işte Ozan Tufan'la kaleci Uğurcan'ı çıkartırsak Avrupa patentli isimler olduğu için Avrupa'yı bir galibiyet diye düşünüyorum. Tabii bundan sonra ne olur? Şimdi önümüzde soğuk olmayan bir Norveç maçı var. Çünkü maç Norveç'te oynanmayacak. Covid tedbirleri nedeniyle İspanya adalarında oynanacak. Ama Norveç, Haaland ve eski Trabzonsporlu Sherlock'un forma giydiği golcü bir takım. Eğer oradan kazasız belasız dönersek biz tıpkı 20-20 elemelerindeki gibi yolumuza devam ederiz. Sorunuzun ikinci bölümünde Şenol Güneş vardı galiba. Şenol Güneş hocamızı biz bir türlü sevemiyoruz. Ama Türk futbolunun pandemi, futbolcuların kavgası, kulüplerin kavgası olduğu dönemde bu kadar sorunsuz sahaya çıkarabiliyorsa açıkçası Hollanda galibiyetinin %50'si Şenol Güneş hocamıza yazar. Çok net. Ama biz Şenol hocanın gravatıyla takmışız kafayı. Ceketinin işte şeyi yakası niye ince diyoruz. Saçlarını niye şöyle kestiriyor diyoruz. Gözlüğü niye böyle diyoruz. Ama bir türlü Şenol hocanın oynattığı futbolu görmüyoruz. Burada biz bu eleştirileri bir kenara bırakalım. Şenol Güneş hocamızı Hollanda galibiyeti nedeniyle alkışlayalım.